Herkese iyi akşamlar, merhabalar, hoş geldiniz. Bugün SCI Türkiye olarak inşaat projelerinde sigortalar ve risk yönetimi başlıklı webinarımızı yapacağız. Konuşmacılarımız Kadir Köseoğlu, Alper Sabuncuoğlu, Burak Ovayurt ve Cenk Ünal bu konuyla ilişkin uygulama perspektifiyle hakkında konuşacaklar. Birazdan sözü Kadir Bey'e verip panelimizi başlatmadan önce soru ve cevaplarınızı aşağıda yer alan soru cevap kısmına webinar boyunca yazabileceğinizi not etmek isterim. Sorularınızı webinar sonunda hepsini bir şey beraber ele alacağız. Kadir Bey, hoş geldiniz size de diyorum. Çok teşekkürler katıldığınız için. Lütfen başlayabilirsiniz. Teşekkür ederim Ahmet Bey. Herkese merhaba, hoş geldiniz. İsmim Kadir Köseoğlu. Çok kısa kendimden bahsedeyim. Ben de inşaat mühendisiyim. Kısa bir saha tecrübesinden sonra 18 yıldır da sigorta sektöründeyim. Umarım faydalı bir şey olur, webinar olur herkes için. Mümkün mertebe birçok yani inşaat projelerinde günlük hayatta karşımıza çıkabilecek her türlü şeye değinmeye çalıştık ama atladığımız ya da ilave sormak istediğiniz konular olursa Muhammed Bey'in de bahsettiği gibi sunum sonunda cevaplamaya çalışırız. Yani şimdi sanırım paylaşabildim. Evet, görüyoruz. Çok kısa hani bugün aslında değineceğimiz şeyler, burada çok detaya girmeyeceğim ama biraz böyle bir temel sigortacılık terimleri, günlük hayatta masamızdan geçen duyduğumuz, ama bazen bildiğimiz, bazen de kafa karışıklığını yaratan terimlerden biraz bahsedeceğiz. İnşaat projelerinde risklerimizi hangi mekanizmalarla sigorta marketine, piyasalarına transfer edebiliriz? Bunlardan bahsedeceğiz. Yine sözleşme tiplerinde taşeron sözleşmeleri olsun, işveren tiplerine göre sigorta kurgusunda nelere dikkat etmeliyiz? Polise tanzim ve süreç yönetimlerini nasıl yapmalıyız? Gibi şeylere değindikten sonra biraz daha böyle çok daha sık karşılaştığımız inşaat montaj tüm riskler sigortaları, işte mesleki sorumluluk sigortaları, üçüncü şahıs ve işveren mali mesuliyet sigortaları biraz detayına gireceğiz. Daha sonra da işte poliçe ve hasar süreçleri nasıl yönetilmeli, nasıl ele alınmalı? Bunlara değinip bir örnek hasar uygulamasıyla da sunumu tamamlayıp ondan sonra sorulara geçeceğiz. Günlük hayatta duyduğumuz acente, broker, bu kavramlar nelerdir? Çok kısa aslında şey yapmak gerekirse acente herhangi bir sigorta şirketinin nam ve hesabına çalışan, onu temsil eden aracı fonksiyon diyebiliriz. Broker ise riskini transfer etmek isteyen sigortalının aslında danışmanı sıfatıyla riskin doğru şekilde sigorta piyasasına transferini sağlayan profesyonel sigorta aracısı diyebiliriz. Sigortacı, sigorta şirketi, bazen de bunu sedan şirket olarak duyabilirsiniz uluslararası kapasitenin kullanıldığı projelerde. Bunlar aslında bizim günlük hayatta aşina olduğumuz poliçelerimizi, bazen bireysel poliçelerimizi, bazen kurumsal poliçelerimizi aldığımız, Türkiye'de yani Türk vatandaşı olarak da işte Türkiye'de mümkün Türk Ticaret Kanunu'na göre faaliyet izni almış sigorta şirketlerine biz aslında sigortacı diyoruz. Reinsurer dediğimiz kavram ise aslında sigorta şirketleri malumuz herkes bir sermaye üzerine kurulu şirket olduğu için birçok riski aslında üstlerinde tutma yetkileri yok ya da kapasiteleri yok. Böyle bir mal varlığı ya da öz sermayede maalesef bulunmamakta. O yüzden sigorta şirketleri de devraldıkları riskin bir kısmını ya da tamamını bizim reinsurer dediğimiz uluslararası piyasalara devredebiliyorlar. Reinsurer aslında sigorta şirketinin riskini devralan ikinci bir piyasa gibi düşünebilirsiniz. Bazen belki retrosesyon kavramını da duyuyorsunuzdur. Bu çok belki önünüze gelmeyebilir ama retrosesyoner dediğimiz kavramda reinsürörün de riskini devralan bir üst piyasa diye özetleyebiliriz. Sigortaya geldiğimiz zaman aslında yine bunları da böyle şey yapıyoruz. Şimdi sigortada bazı olmazsa olmazlarımız var. Bir kere herhangi bir poliçe satın alabilmeniz için bir sigortalanabilir menfaatten bahsediyor olmamız gerekiyor.
Sigortalanabilir menfaatiniz yoksa zaten sigorta polisesini aktedemiyorsunuz. Azami iyi niyet bu sürekli konuşulur ama maalesef işler biraz kötüye gittiğinde masaya yatırılır. Azami iyi niyet aslında sigortanın temel prensiplerinden bir tanesidir. Sigortalının ve sigortacının iyi niyet üzerine bu sözleşmeyi kurduğu varsayılır. Buradan aslında ne anlamamız gerekir? Biz polise satın alırken ya da riskimizi transfer ederken iyi niyetli, azami iyi niyetli, basiretli bir tüccar gibi doğru bilgileri verip riskimizi doğru şekilde yönetip hasar süreçlerinde aynı şekilde elleşlememiz anlamına gelir. Tazminat kavramı aslında bir şu anlama gelir. Bir sigorta poliçesi çerçevesinde teminata giren bir hasar dolayısıyla sigorta poliçesinin ödemekle yükümlü olduğu miktar bizim için tazminattır. Halefiyet prensibi, bu da belki hasarlardan sonra karşılaştığımız terimlerden bir tanesidir. Sigorta şirketi halefiyet prensibi uyarınca ödediği hasar kadar sigortalı yerine geçer ve sigortalının bütün hak ve hukuki hak ve menfaatlerini temsil eder. Buna biz halefiyet prensibi deriz. Hasara katılım, bu da olmazsa olmazlardan bir tanesidir. İstisnaları vardır bazı poliçelerde ama biz bunu hasara katılımı poliçelerimizde muafiyet ya da koinsürans olarak görürüz. Sigorta şirketleri sigortalılardan hasara katılımlarını beklerler ki hasarın bir miktarını üzerlerinde tutsunlar diye. Yakın neden, kök neden bu da çok önemli konulardan bir tanesidir. Herhangi bir hasar olduğu zaman teminat kapsamında değerlendirilip değerlendirilmemesi aslında şeydir. Yakın nedene bakılır. Bunu bazen root cause olarak duyarsınız İngilizce tabiriyle. Çok kaba bir örnek vermek gerekirse deprem teminatı almadığınız bir yerde yani öyle bir riskiniz vardır ki deprem sizin için önemli değildir. O riski transfer etmek istemezsiniz. Onun için de prim ödemek istemezsiniz ama depreme bağlı yangın olduğu zaman ana neden deprem olduğu için o poliçe yangın hasarına da cevap vermez. O yüzden sigorta poliçelerinde yakın neden, kök neden hasarın oluş şekli önemli kritik noktalardan bir tanesidir. Sigorta sözleşmesinin oluşmasına aslında bakarsanız aracılık eden ve sigorta priminin de ödenmesinden yükümlü olan taraf demektir. Genelde sigortalı ve sigorta ettiren aynı özel ya da tüzel kişilikler olarak görürüz ama bazı özel durumlarda sigorta priminin başka bir özel ya da tüzel kişilik tarafına ödenmesi gerekiyorsa sigorta ettiren ayrıca beyan edilir. Sigortalanabilir menfaatin aslında bakarsan sahibidir. Lehtar dediğimizde bu poliçeden doğan haklardan istifade edebilecek taraf anlamına gelir. Sigortacı, sigorta şirketi zaten bunlara değindik. İpotek, rehin vesaire alacaklısı. Bunları bazen idarelerle yapılan sözleşmelerde görürsünüz. Bazen bankaların dahil olduğu sözleşmelerde, poliçelerde rehin alacaklısını görürsünüz. Bu da şu anlama gelir. Kamu ve amme alacakları hariç konuşuyorum. Poliçeden doğan hakların ya da hasar ödemelerin aslında ilk uğrayacağı, onların onayı olmaksızın başka bir tarafa ödenmesi mümkün olmadığı şeylerde rehin alacaklısıdır. Bir de bazı poliçeler vardır ki, bunu biraz daha işte sorumluluk poliçeleri diyebilirim. Üçüncü şahısları aslında burada daha çok geniş bir kavramla biraz daha ileride detaya gireceğiz. Üçüncü şahıslara karşı verilebilecek maddi ve bedeni zararları teminat altına alan poliçelerdir. Şeyleri biraz hızlı geçeceğim. Ya yani buralarda çok şey yapmayacağım çünkü poliçe ne zaman başlar, ne zaman biter buraları biraz daha ileride şey yapacağız ama belki şu sigorta bedeli, koinsürans ve muafiyete biraz değinmekte fayda var. Sigorta bedeli ya da limiti bizim poliçenin üzerine yazdığımız ve herhangi bir hasar anında sigorta şirketinin ödemekle yükümlü olduğu azami tutarı, tazminat tutarını gösteren miktardır. Koinsürans herhangi bir hasar anında sigorta şirketinin sorumlu olmadığı, bunu genelde yüzde olarak görürüz poliçelerde. Sigorta şirketinin hiç sorumlu olmadığı tamamen sigortalının uhdesinde kalan kısımdır. Muafiyet ise koinsüransa ilave olarak uygulanan genelde
Herhangi bir meblağın altındaki rakamlardan sigorta şirketinin hiçbir şekilde sorumlu olmadığı, bunun üstüne çıkan rakamlarda da sigorta şirketinin her halükarda kesinti yaptığı miktardır. Bunu da hasar şeylerinde biraz daha detaylı dile getireceğiz. Yine aklınıza sanırım bunlar tabii genelde İngilizce şeyler ama bir aşinalık olsun diye kısaca buraya da yazdık. Construction all risk'i genelde CER olarak görürüz. İşte inşaat tüm riskler, erection all risk ER, DSU, bunların detaylarını ileride daha şey anlatacağım. Delay in startup, advanced loss of profit. Delay startup ve advanced loss of profit aslında birbirine çok şeydir. Bazı şirketler bir tanesini kullanır, bazı şirketler bir diğerini. Kapsam ve tanım olarak birbirinden farklı şeyler değillerdir. Construction yani inşaat tüm risklerde, montaj tüm risklerde aslında temel yapı ve iskelet olarak aynı mantıkta çalışırlar. Özelleştirilmiş klozları vardır. Aslında bir poliçenin üzerinde inşaat, montaj, inşaat tüm riskler görüyorsanız buradan genelde şunu anlamanızı bekleriz. Poliçenin bedel ya da işte şey olarak ağırlık olarak büyük bir kısmı inşaat riskidir. O yüzden adı inşaat tüm risklerdir. Ağırlıklı olarak montaj risklerini barındıran bir projeyi sigorta ediyorsak da ismi montaj tüm riskler olarak geçer. CPI teminatını aldığımız inşaat poliçelerinde de çok sık görürüz. Bu Construction Plant and Equipment, geçici şantiye tesis ve ekipmanları anlamına gelir. Herhangi bir inşaat faaliyeti sonrası bizim sahadan alıp götüreceğimiz başka projelerde de kullanabileceğimiz ekipmanlar şantiye tesis ekipmanlarıdır. İş makineleri biraz ayrı belirtilir. CPM olarak bunu görürsünüz. Construction Plant and Machinery. TPL, Third Party Liability, üçüncü şahıs mali mesuliyet. Bu da genelde projenin boyutuna göre değişir tabii ama inşaat tüm riskler poliçesinin altında verilen bir ek teminat olarak gelir. Ama projenin büyüklüğüne ya da riskin değişikliğine göre bu ayrı da satın alınabilen bir poliçe branşıdır. Employees Liability, işveren mali mesuliyet poliçesi. Kabaca bizim yasal sorumluluklarımız herhangi bir iş kazası neticesinde teminat altına alan poliçedir. Strike Riot, Civil Commotion, Terörizm bu da bizim yine klasik anlamda bildiğimiz grev lockout, kargaşalık, kötü niyetli halk hareketleri ve terör teminatıdır. Bazen yurt dışında biraz da böyle çetrefilli coğrafyalarda iş yapıyorsak politik risk teminatını, politik risk sigortasını belki şey yapmışsınızdır. Bunu kısaltması da bizde PRI olarak geçer. Political violence aslında politik risk sigortasının içerisinde verilen bir branş olmakla birlikte ayrı da alınabilir. Bu politik kargaşadır. İşte bizim en son 2015'te yaşadığımız darbe girişimi aslında en büyük örneklerinden bir tanesidir. Çünkü o girişimi teröre ya da kötü niyetli halk hareketine oturtamazsınız. Political violence, politik kargaşa teminatı bu tarz gri noktaları biraz ortadan kaldıran geniş kapsamlı bir şeydir, poliçedir. Yine inşaat poliçelerinde böyle MR ile başlayan MR001, MR115 gibi kodlar görürsünüz. Bunlar aslında sigorta camiasında bir kısmınızın aşina olduğunu tahmin ediyorum. Dünya devi olan Münih Re'nin mühendislik sigortalarına uyguladığı klozlardır. Poliçelerin, inşaat poliçelerinin neredeyse %99'u Münih Re klozları üzerine kurmuştur diyebilirim. MR gördüğünüzde aslında Münih Re'ye bir atıf vardır. LEG gördüğünüz yerde de London Engineering Group biraz daha bu grup teknik ve mühendislik kökendir ama sigorta sektörüne hizmet ederler. Onların yayınladıkları bazı yine klozlar vardır. Yine sektör tarafından da bilinen, uygulanan. TBM belki bunlarla herkes şey yapmıyordur ama sizdeki kısaltmasıyla bizim sigorta dünyasındaki kısaltması da aynı. YML ve PML bence biraz özel ve şey kavramlar. Poliçe satın alınmasının aşamasında da önümüze gelebilecek kavramlar. YML estimated maximum loss, PML de probable maximum loss'a
göre kısaltmasıdır. Bunların detayına çok girmeyeceğim. Yani sigorta şirketleri IMLI ve PMLI nerede nasıl dikkate alır? Ama riskinizi transfer ederken oluşabilecek ya da olması muhtemel kötü senaryo aslında estimated maximum loss'tur. Bütün her şeyi bıraktınız, bütün Murphy kanunları çalıştı, olabilecek hiç de müdahale etmediniz, bir yangın çıktı, itfaiye gelmedi, her şeyi bıraktınız. Bu da probable maximum loss'a refere eder. Bu kavramları da böyle bir üzerinden hızlıca geçmiş olduk. Biz aslında şimdi projelerimizde hangi mekanizmaları kullanıyoruz? Bir kere mal ve finansal kayıplarımızı sigorta ediyoruz. Bedeni kayıpları ve sorumluluklarımızı sigorta ediyoruz. Mal ve finansal kayıpları nasıl transfer ediyoruz? Hangi mekanizmalarla? Biraz işte aşina olduğumuz yine inşaat montaj tüm riskler sigortaları. Bu inşaat montaj tüm riskler sigortalarının altında işte şantiye tesis ekipmanları, iş makineleri, TBM vesaire gibi aslında projeye konu birçok varlığımızı, bu bize de ait olabilir, taşeronlarımıza da ait olabilir. Bu poliçe çatısı altında, teminat altına alabiliyoruz. Nakliyat sigortaları görece olarak hani projeden projeye değişiyor. Çok kullanılan, yoğun kullanılan projeler de var ama bazı satın alımların sahada, şantiyede, işte saha teslimi yapıldığı durumlarda nakliyat sigortalarını genelde üretici ya da tedarikçi firmalara transfer edebiliyoruz. O nakliyat sigortaları kabaca projede kullanacağımız malzeme ve ekipmanın üreticinin ya da tedarikçinin deposundan çıkıp bizim sahadaki depomuza gelene kadar ki başına gelebilecek nakliye esnasındaki bütün riskleri kapsayan poliçelerdir. Terör poliçelerini şeyi söyledik. Bu bazen inşaat montaj tüm riskler temin poliçesinin altında gelir. Bazen proje biraz daha bedel olarak yüksekse inşaat sigortacıları terör teminatını fiyatlamak istemezler. Ayrı bir poliçe alarak alınabilir. Politik risk sigortaları aslında adı da bize biraz böyle bir şey veriyor, fikir veriyor diye tahmin ediyorum. Tüzel kişilik olarak kurulu olduğunuz ülke dışında yaptığınız projelerde oradaki yerel otoritenin bu ayrımcılık olabilir, kanun değişikliği olabilir, kamulaştırma olabilir, el koyma olabilir, gümrüğü kapatma, limanları kapatma olabilir. Maruz kalabileceği ya da işte paranızı dışarıya çıkartmama riski olabilir. Maruz kalabileceğiniz aslında politik riskleri teminat altına aldığınız sigorta branşıdır. Parametrik sigorta, bu parametrik sigortalar aslında hep vardı ama bu son dönemde biraz daha ismi zikredilmeye başladı. Herhangi bir parametre belirlersiniz parametrik sigortalarda. Bu diyelim ki deprem riskinizi inşaat tüm risklerle değil de parametrik sigortayla markete transfer etmek istiyorsanız dersiniz ki işte şu lokasyonda 6 şiddetini geçen deprem olursa ben şu kadarlık bir tazminat ödemesi almak istiyorum. İki şekilde çalışan şeyi vardır parametrik sigortanın. Bir tanesi hasar olmasına bakmaksızın, eğer biraz da tabii şey kumar gibi gelebilir bazılarınıza ama o şiddeti geçen deprem olması halinde parametrik sigortalar ödeme yapar. Bir de hasara da bağlayabilirsiniz. Hasar olursa 10 milyon dolar alacağım diye bu şekilde kullanabilirsiniz. Alop diye esiyor. Bunlar finansal kayıpları aslında şey yapar. Genelde EPC projelerde bunu çok görmeyiz ama proje finansmanına tabi bankaların dahil olduğu projelerde bu teminatları zaten bankalar mutlaka isterler, alınması isterler. Ya da yatırımı kendimize yapıyor olabiliriz. Bir AVM inşaatı yapıyoruzdur. AVM inşaatını tamamlayıp, zamanında bitirip operasyona geçip bir gelir beklentimiz vardır. İnşaat dönemi içerisinde teminata giren herhangi bir maddi zarar olması ve bu zararın projenin başlangıcını, operasyona geçişinin başlangıcını ertelemesi, ötelemesi halinde bizim uğrayacağımız, yatırımcı olarak uğrayacağımız finansal kayıpları, gelir kayıplarını aslında teminat altına alan güzel bir
üründür. Son dönemde biraz daha böyle gündemde olan siber riskler, inşaat, özellikle büyük montanlı kompleks projelerde de siber poliçelerin, siber sigortaların alındığını görüyoruz. Emniyet suistimal poliçeleri biraz buna aslında bazen kafa karışabiliyor. İnşaat tüm riskleri içerisinde evet bir hırsızlık teminatı var ama emniyet suistimal, yani bizim ya da taşeronlarımızın yapacağı emniyet suistimaller inşaat poliçelerinde teminata dahil değil. Dolayısıyla böyle bir riski gördüğümüz noktada emniyet suistimal poliçelerini kullanıyoruz. Sorumluluk poliçeleri, mal ve finansal kayıplarımızı bu branşlarla şey yapıyoruz. Sorumluluk poliçelerini ise işte üçüncü şahıs mali mesuliyet. Bunu az önce söylediğim gibi inşaat tüm riskleri içerisinde de alabiliriz. Ayrı da alabiliriz. İşveren mali mesuliyet poliçesi, mesleki sorumluluk poliçesi, ürün sorumluluk ve yönetici sorumluluk. Bunlar bizim çok sık aslında inşaat projelerinde karşılaştığımız ürünler. Bunları ilaveten hani sadece belki kulak dolgunluğu olsun diye contractual liability dediğim sözleşmeden doğan bir sorumluluğumuz varsa contractual liability poliçeleri ya da bazı coğrafyalarda özellikle işte Orta Doğu diyeyim, decennial liability gibi müteahhitlerin işte 10 yıllık garanti verdikleri ve bu garantileri de sigorta marketine transfer edebildikleri decennial liability poliçeleri var. Bunlar zaten önemli olanların detaylarına gireceğiz. Bunlar dışında nelerle karşılaşabilirsiniz? Coğrafyadan coğrafyaya değişir tabii. Bazen işte yerel regülasyonlar aşina olduğunuz zorunlu poliçeleri tutabilir, almanızı şey yapabilir. Bu Türkiye'de de vardır. Yani şantiyenizde tehlikeli madde yakıt depoluyorsanız mesela işte tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası almanız gerekir ki faaliyetinizi idame ettirebilin diye. Bazı coğrafyalarda bizim buradaki işte SGK şeması altında verilen workers compensation mesela zorunludur ve onu sadece sigorta piyasasından alabilirsiniz. O yüzden zorunlu poliçeleri böyle bir şeyde ayrı başlıkta bilgi amaçlı aklımızda tutmakta fayda var. Yine adam kaçırma ve fidye, bu da özellikle projede yer alan ve kilit personel için aslında kilit personelin kaçırılması, fidye talep edilmesi, o süreçlerin yönetimine ilişkin coğrafya bazında kullanılan bir ürün. Ferdi kaza yine projeden projeye ya da işverenin iştahına göre sorumluluktan bağımsız olarak herhangi bir kaza gerçekleşmesi halinde mağdur tarafa doğrudan ödeme yapan poliçelerdir. Kefalet sigortaları, bunu biraz daha açacağız ama bizim günlük hayatta kullandığımız banka teminat mektubu yerine geçen sigorta ürünüdür. Şimdi, sözleşme tiplerine göre kurgu aslında biraz kritik. Bunları doğru zamanda doğru şekilde yönetmek süreçleri, çünkü sözleşmeler imzalandıktan sonra bir zehirname yapılması bazen çok daha sıkıntılı olabiliyor. Aslına bakarsanız iki tane temel şey var, sigorta kurgusu var. Bunlardan bir tanesi işverenin kontrolünde bizim Owner Controlled Insurance Program dediğimiz, bütün poliçelerin işveren tarafından alındığı, kontrol edildiği, projeye dahil tarafların da menfaatleri ölçüsünde dahil edildiği, sigortalı olarak gösterildiği bir program. Bir de müteahhit kontrollü sigortalar var. İşveren çok karışmaz. Sözleşmesel olarak sigortaların kontrolünü müteahhite iletir. Müteahhitten o poliçeleri alıp getirmesini bekler. Şimdi biraz burada detaya girmek gerekirse, Owner Controlled Insurance Program bir kere işte proje finansmanı varsa, bankalar varsa bankaların tercihi bu yöndedir. Çünkü iş şey olarak, SPV olarak ya da işveren olarak siz kontrolü bazen müteahhit ya da taşerona bıraktığınız zaman bankalar bunu çok sevmezler. Çünkü prim ödemesinden tutun sigorta poliçesinin kurgusuna varana kadar çok kontrol edilemeyen bir alana çıkma ihtimalimiz vardır. Ekstra operasyonel yük ve takip getirdiği için çok proje finansmanlı işlerde tercih edilen bir yöntem değildir. Olmazsa olmaz da değildir bu arada. İstisnaları tabii ki vardır. Ama genelde hani bizim de profesyoneller olarak şeyimiz hep owner control program üzerinden gidilmesi yönünde
biz. Bunun müteahhit kontrollü ya da işte müteahhit derken müteahhit ve aslında ona bağlı alt taşeronlardan da bahsediyorum. Bir artısta belki şu olabilir. Toplu bir satın alma projede toplu bir satın alma yapıldığı zaman hem kapsam hem maliyet olarak bir avantaj yaratılması mümkündür ama o bütünü bölüp müteahhite ve ona bağlı taşeronları bölüp kontrol biraz daha alta yaydığımız noktada hem günün sonunda alınacak şeyden maliyetten biraz şey yapmak, yani memnuniyetsizlik sağlanabilir. Bir de kapsamdan da fedakarlık etmek durumunda kalınabilir. Ama dediğim gibi yani bir programın diğerine öyle çok bir üstünlüğü de vardır diyemem. Her iki şekilde de doğru kurguyla, doğru zamanlama ile sigorta süreçleri iyi bir şekilde yönetilebilir. Taşeron sözleşmelerinde aslında en sık gördüğümüz problemlerden bir tanesi belki de hani bizim de sigortacı olarak bize yansıyan kısımlardan bir tanesi işte muafiyet kavramları. Şimdi sözleşmeleri imzalanırken bu tarz şeylerin aslında genelde işte bir üst işveren taşeronuyla sözleşme imzalarken der ki işte poliçeleri ben alacağım vesaire ama bazen şeylerde ihtilaf olduğunda görüyoruz, tecrübe ediyoruz. Yani poliçede alınacak muafiyetlere bence atıfta bulunulması çok kritik. Taşeron sözleşmesi yapılırken. Muafiyetlerin kimin uhdesinde kalacağı? Çünkü muafiyetsiz bir inşaat tüm riskler poliçesi olma ihtimali yok. Ama günün sonunda öyle bir projeden bahsediyoruzdur ki alınabilecek en düşük muafiyet 20 bin dolardır, 50 bin dolardır. Ama öyle bir taşeron da vardır ki yani en büyük mal varlığı sahadaki 5 bin dolar, 10 bin dolardır. Yani ne olursa olsun tek bir münferit hasarda, kümül bir hasardan bahsetmiyorsak o taşeronun bütün mal varlığı zaten muafiyet altında kalabilecektir. O yüzden bu muafiyet kavramlarını sözleşme yapılırken mümkünse yine ona da değineceğiz. Poliçe satın almasında sizlere eşlik eden aracı, broker, acente her kimse onunla müzakere edilerek belirlenmesi, bunun da sözleşmelere doğru yaratılması bence kritik noktalardan bir tanesi. Diğer konulardan bir tanesi de limitler. Bazı poliçelerde limitler var ama taşeronlar bunu farklı yorumlayabiliyorlar ya da genelde yapılan hatalardan bir tanesi de yine bizim tecrübemize binaen İşte inşaat tüm riskler poliçesi tarafımızca alınacaktır gibi bir ibare konuluyor ana yüklenici. Şimdi alttaki taşeron bunu böyle okuyunca tamam her şey teminatta diye zannediyor ama bu poliçenin bazı alt limitleri oluyor. Öyle bir hasarla karşı karşıya gelebiliyorsunuz ki poliçenin limitleri yetersiz kalabiliyor. Dolayısıyla limiti aşan kısımlarda yine sorumluluğun kimde olacağı da taşeron sözleşmelerinde net bir şekilde belirtilmesinde yine fayda var. Bazen en tepedeki ana müteahhit diyeyim ya da SPV diyeyim poliçenin primini ödeyip alt taşeronlardan ya da ana müteahhit firmadan prime iştiraklerini talep edebiliyor. Bunun da sözleşmede iyi kurgulanıp çok açık ve net bir şekilde yazılması lazım. Sonra o dekontlaşma vesaire işinde de sıkıntı olduğunu tecrübe ediyoruz. En çok yaşanan sıkıntılardan bir tanesi de hasar ödemeleri. Herhangi bir hasar olduğu zaman şimdi poliçede idare eden ya da ana işverenden başlayarak ana müteahhit, alt taşeronlar herkesin sigortalı olduğu bir kurgu. Ama alt taşeronun bir hasarı var. Şimdi hasar ödemesi kime yapılacak? Hani daimi mülkiyetin vesairenin de olmadığını varsayıyorum. Bazen sıkıntı yaşanabiliyor. Aslında sigortada hiç elleşlemediğiniz zaman sigorta şirketleri en tepeden başlarlar. SPV, onun onayı varsa işte EPC, onun onayı varsa alt taşeronuna kadar ödeme yapılabilir. Sigorta buna cevazı verir. Ama bunu da taşeron sözleşmesinde hukuki olarak altını doğru zemine oturtmadığımız noktada problemler yaşanabiliyor. Şunları bile tecrübe ettik. Hak edişini ödediğiniz taşeron yine sigorta şirketine gidip bu benim malımdı. Yani sözleşmeyi de o arada feshedildiğini düşünün. Siz de hak edişini ödemişsiniz ama hasar da var. Hukuki olarak poliçede o da sigortalı olduğu için hak talebinde bulunabiliyor. Alır, alamaz ayrı konu ama
olay bambaşka bir yere gidebiliyor. O yüzden hasar ödemelerinin, prim ödemelerinde nasıl yapılacağını, taşeron sözleşmelerinde aslında belirtilmesi kritik noktalardan bir tanesi. Şimdi biraz belki bizim güncel dünyada neler tecrübe ediyoruz, bundan da bahsetmekte fayda var diye düşünüyorum. Malum COVID ile birlikte bir global olarak finans piyasaları ya da ekonomi piyasaları bir daralmaya girdi. Bu da tabii sigorta sektörü aslında o ayrılmaz bir parçası finans sektörünün. Dolayısıyla piyasaların zorlaştığını söyleyebiliriz. Covid'in üzerine doğal afetler ki biz aslına bakarsanız Türkiye'de yaşadığımız coğrafya itibaren doğal afet deyince hep böyle aklımıza deprem geliyor ama bunun içinde sel, seylap, fırtına da var. İşte Avrupa'da selleri görüyoruz, Amerika'da fırtınaları görüyoruz. Bunlar çok sık yaşanmaya başladı. Yani eskiden bu hasarların sıklığı bu kadar fazla değildi. Ve artık bir olayda işte 2 milyar, 3 milyar dolar çok net çıkabiliyor. Kabaca mesela örnek vermek gerekirse en son yaşadığımız Hatay depreminde aşağı yukarı sigorta sektörüne vuran kısım buna kasko, trafik, endüstriyel tesis, inşaatlar hepsini koyabilirsiniz. 5,6 milyar dolar gibi bir rakamdan bahsediyoruz sigorta sektörü. Sadece Hatay depremi ki görece olarak sigortalılık oranının düşük olduğu bir bölge. Yani onu da belki altını çizmekte fayda var. Yani bizim sigorta sektörünün yani yaptığı modellemeye göre de gerçek hasar aslında 100 milyar dolarlara yaklaşıyor. Ki bunun sadece 5,6 milyar doları sigortaya transfer edilebilmiş durumda. O yüzden sigorta sektörü biraz daha şey bir taraftan günün sonunda ilk başta bahsettiğim işte reasürans firmaları, reasürörler aslında onların da arkasında birer sermaye var. Ve herkes bu sektöre para kazanmak için aslında bu sermayesini koyuyor. Birilerinin riskini alıyor. Bir tarafta özellikle Amerika tarafında işte daha güvenli limanlar, risksiz faizden elde edebileceği getiri varken, daha secureken o taraf, sigorta sektörüne sermayesini koymaktan imtina edebiliyor ya da koyacaksa da madem risk de alıyorsam bu sefer kâr beklentim benim tabii ki daha yüksek diyor. O yüzden son dönemde poliçe primlerinin çok fazla arttığını tecrübe ediyoruz. Bu artış herhalde bir miktar daha böyle devam edecek. Karlılık odaklı olduğu için de sigorta şirketi ve reasürans firmaları da artık kapsamların da eski anlamda olmadığını görüyoruz. Bunları niye anlatıyorum? Genelde ihale işte teklif ekiplerinde çok doğal olarak bir alışkanlık var. İnşaat sigortalarıyla ilgili bir maliyet öngörüleri var ve o maliyet öngörüleriyle ilerleyebiliyorlar ama özellikle acizane tavsiyem bizim sektör değişti sigorta sektörü. O yüzden ihalelere girmeden önce tekrar bir fiyat kontrolü yapmakta. Bazen kendi işlerinizde çalıştığınız sigorta departmanı olabilir. Yoksa dışarıda acente, broker, sigorta şirketi olabilir. Fiyat kontrolü yapmakta bence fayda var. Sonra bambaşka hani bütçeden sapmalar vesaire görebiliyoruz. Bir önemli konu da farklı bir coğrafyada eğer bir ihaleye hazırlanıyorsak, teklif veriyorsak, bir takip ettiğimiz bir proje varsa yerel regülasyonların da dikkate alınmasını şiddetle tavsiye ederiz. Öngörülemeyen maliyetler çıkabiliyor ama benim bu hani öngörülemeyen maliyet dediğim hani bizim öngördüğümüz %5-10 fazlası falan değil. Bu örneklerle de sabit. İnşaat tüm riskleri ödediğiniz primin iki katı kadar bir ülkede workers compensation'la prim ödemek durumunda kalabiliyorsunuz. Farklı farklı regülasyonları olabiliyor. O yüzden Türkiye dışına çıktığınız yerde mutlaka ve mutlaka hani oranın regülasyonu gereği almam gereken poliçeler nedir? Bunların maliyeti nedir? Tekrar gözden geçirmekte fayda var çünkü ezberler bozuldu. Bütün bunları yaptığınız noktada da tabii şey oluyor. Gerekli yerlerde belki bu ihale aşamasında bazen sözleşmenin imza aşamasında işverenle müzakere sürecine de yanınızdaki sigortacının ya da işte kendi bünyenizdeki sigorta ekibinde dahil olup
müzakere süreçlerinde etkin yönetmenizi tavsiye ederiz. Çünkü idareler de artık hani bu değişikliğin farkında olan idareler var, olmayan idareler var. Bugüne kadar alınan bazı teminatlar maalesef artık yok ya da teminatlardan ziyade bazı limitler eskisi gibi kolay bulunamayabiliyor. İdarelerde şöyle bir alışkanlık olabiliyor. Bana 50 milyon dolarlık, 100 milyon dolarlık mesleki sorumluluk poliçesi getirin. Siz de alışıksanız, daha önce aldıysanız tamam bir şekilde getiririz diyorsunuz ama mesela artık öyle bir dünya yok. O yüzden o müzakere süreçlerinde de en azından sigortacınızı yanınıza almanızı tavsiye ederim. Poliçeleri nasıl satın alıyoruz, nasıl satın almalıyız? Aslında bunun dört tane şeyi var. Çok detaya burada girmeyeceğim. Tahmin ediyorum belki bu sunum sonra üyelerle paylaşacaktır ya da web sitesi arasından yine detaya hakim olursunuz. Aslında dört tane ana şeyi var. Bir kere biz projemiz ne? İşte o keşfetme ve tanımlama şeyi, riskimiz ne? Hangi risklere tabiyiz? Bu risklerden hangisini transfer etmeliyiz, hangisini etmemeliyiz? Her riski sigortaya transfer etmek de günün sonunda en iyi çözüm değil. En ekonomik çözüm değil. Bazı riskleri sözleşmesel olarak belki taşeronlara ya da üçüncü şahıslara transfer etmemiz daha doğru şey olabilir. O yüzden bir kere mevcut dünyamızı anlamak bu işin çıkış noktası. Sonra bunları bir analizini ve değerlendirmesi yap. Hangi risklere tabi olduğumuzu ve hangilerini transfer etmek istediğimize karar verdik. Ama bu risklerin olma ihtimallerine olmaları durumunda da bize etkilerini varsa projeye dahil finansör, banka bunlarla müzakere süreçlerini de aslında bu şeyde yapıyoruz. Bu arada tabii hani seçtiğiniz aracı sizin için fiyat toplama aşamasına geçiyor. Marketten fiyatları alıyor, getiriyor. Siz onay verdiğiniz noktada aslında bizim transfer et dediğimiz işte poliçe tanzimi başlıyor. Fronting şirket belki hani tanımı bilmeyenler için bunu da bahsetmekte fayda var. 1 milyar dolarlık, 2 milyar dolarlık büyük bir proje olduğunu düşünün. Türkiye'deki sigorta şirketlerinin tamamını bir araya getirseniz bile bazı kapasiteleri Türkiye'den bulma ihtimalimiz yok. Dolayısıyla bizim işte ikincil piyasalar dediğimiz reinsürans piyasalarına riskin bir miktarını ya da tamamının transfer edilmesi gerekebilir. Mesela bir offshore riskinden bahsediyorsak, Türkiye'de mukim hiçbir sigorta şirketinin offshore risklere teminat verme yetkinliği şu an için yok. Öyle bir TRT'leri yok. Reinsürans piyasalarından temin ettiğiniz kapasitenin Türkiye'de poliçeleşmesi için size Türkiye'de A sigorta, B sigorta, AŞ tarafından bir poliçe tanzim edilmesi lazım. Biz buna fronting şirket diyoruz. Yani sigorta şirketi, sedan şirket dediğimiz aslında bu. Aslına bakarsanız değinmek istediğim en önemli konu da belki bu dördüncü kısım ki bu gözden maalesef kaçırılıyor. Poliçeyi aldıktan sonra biz poliçeyi idareye veriyoruz, hak edişimizi alıyoruz, dünyamız bitiyor. Unutuyoruz takibi hasar olana kadar. Bir kere aldığımız poliçenin saha ekibi, yani bunu bazen çünkü genel merkezlerde finans ekipleri, satın alma ekipleri yapabiliyor bu şeyi. Bir kere aldığımız poliçenin saha ekibine anlatılması çok önemli. Hasar anında kim ne yapacak bunların belirlenmesi çok önemli. Düzenli raporlama yapılması çok önemli. Bunları biraz daha detayına gireceğim. Bir de varsa tabii finansörler vesaire onların istediği teminatname vesaire gibi süreçler olabiliyor. Onları da ileride yapıyoruz. Finansörler yani bankalar dahil olunca kabaca şimdiye kadar anlattıklarımızda ne değişiyor? Bir kere bankalar masaya kendi sigorta danışmanlarıyla birlikte geliyorlar. O yüzden banka finansmanının olduğu işlerde olmazsa olmaz sizin de yanınızda bir profesyonel bir aracıyı onların karşısına çıkartmanız gerekiyor. İşte Lost Pay dediğimiz aslında daimi mürtein, ek sigortalı olmak istiyorlar, daimi mürtein olmak istiyorlar. Bazı bankaların hak ve menfaatlerini korumasını istedikleri klozlar ve genişletmeler var. Bunları talep ediyorlar. Teminatname dediğimiz alacakların devri aslında. Poliçeden evet daimi mürteinim ama ben resmi olarak da alacakların devrini istiyorum deyip teminatname koyabiliyor.
back-to-back korumayı çok istiyor. Bu da bence kritik noktalardan bir tanesi. Bunu biz genelde nerede görüyoruz? Bir sıkıntı yaşanıyor ya da ekstra maliyet geliyor diyebilirim. Proje finansmanına tabi bir poliçeden, projeden bahsediyorsak, biz bazen finansman geriden gelebiliyor ama işte bazı taşeron ya da EPC sözleşmelerini imzalayıp kendi öz sermayemizle yola devam edebiliyoruz. Finansmanın geldiği noktada o kurgu değişebiliyor. Bankalar masaya oturduğu noktalarda bankalarla kredi kullananın arasındaki sözleşmenin sigorta eki neyse bunun en alt taşeronuna kadar indirildiğinden emin olmak isterler. İndirilmediği noktalarda da, indirilemediği noktalarda ya da sözleşmelerin daha önce imzalandığı noktalarda da boşta kalan kısımların, poliçelerin mükerrer bile olsa kredi kullanan tarafından tekrar alınmasını talep edebilirler. O yüzden bu back to back koruma önemli noktalardan bir tanesi. İşte owner controlled insurance programı genelde tercih ederler. Bir de finansal kayıpların yani bizim advanced loss of profit ya da delayed startup dediğimiz teminatların mutlaka alınmasını isterler. Biraz çok sık karşılaştığımız poliçelerle detaya girmek gerekirse inşaat tüm riskler poliçesi. Poliçe ne zaman başlar, ne zaman biter? Poliçe aslına bakarsanız dizayn aşamasında da başlayabilir. Ama genel teamül olarak mobilizasyonun başladığı, sahaya ilk çivinin sevk edildiği an başlar. Poliçe vadesinin bitmesiyle bitebilir. İnşaat işlerinin tamamlanmasıyla bitebilir. Geçici kabulün yapılmasıyla bitebilir. Ya da işte inşaat faaliyetinin bitip az önce söylediğim gibi operasyonel faaliyetlerin başlamasıyla bitebilir. Atlanılan konulardan bir tanesi de bu. 2 yıllık bir inşaat poliçesi alırız. Çünkü bunlar proje poliçeleridir. Yani inşaat sigortaları yıllık yenilenen sigortalar değildir. Proje sigortalarıdır. 2 yıllık bir poliçe alırız ama 16 ayda biz şeyi bitirebiliriz. Zannederiz ki daha poliçemiz var ve bir miktar daha teminattayız. Hayır, teminatta değiliz. İş bittiyse sigorta poliçesi teminatta sona ermiştir. Eğer risk hala bizdeyse artık operasyonel poliçelere geçmek gerekir. Sigorta bedeli, şimdi bu projeden projeye göre değişir. Hani EML ve PML aslında sizin tarafınızdan bilinmesi bence çok önemli. Yatay bir riskten bahsediyorsak, bir yol inşaatından bahsediyorsak siz 500 milyon dolarlık yol yapıyor olabilirsiniz. Ama 500 milyon dolarlık sigorta korumasına ihtiyacınız olmayabilir. Yani 500 milyon dolarlık yatırımın, imalatın yerle bir olması ya da tam ziyaya uğraması marketin bugüne kadar çok tecrübe ettiği bir şey değildir. O yüzden estimated maximum loss ya da PML çalışmalarının yapılması bizim için önemlidir. O çalışma bize şunu söyler. Evet, yol 500 milyon dolar ama bunun en fazla 10 kilometrelik kısmı ya da şu viyadük ya da şu tünel hasar görebilir. Bunun da bedeli 50 milyon dolardır der. Aslında siz oradan yola çıkarak 500 milyon dolarlık bir projede 50 milyon, 100 milyon dolarlık alt bir koruma alabilirsiniz. Alt limit ve EML, PML dediğimiz kavramlar aslında budur. Tabii riskiniz dikeyse yani bir gökdelen inşaatından bahsediyorsak bu dünya fark ediyor. O yüzden sigorta bedeli bu alt limitler riske göre özelleştirilir. Yine kavram bu belki sigortacıların eksiği ama işte inşaat tüm riskler dediğimiz noktada bazen şöyle bir algı olabiliyor. Evet, her şey teminatta. Hayır, değil maalesef. İnşaat tüm riskler poliçesinin çalışma mantığı aslında şu. İstisna edilen haller belirtilir. İstisna edilen haller dışındaki haller teminata dahildir. Dolayısıyla önünüze bir inşaat tüm riskler poliçesi geçiyorsa aslında bir şey teminatta mı değil mi diye bakacaksanız istisnalara bakmanız yeterlidir. Design clause'ları, özür dilerim, işte özel şart, genel şart, wording. İnşaat poliçelerinin bir şeyi vardır, kurgusu vardır. Bunu özel şartlarla genişletir ya da daraltabilirsiniz. Genel şart ve wording de aslında bu özel şartların nasıl çalışacağını, ihtilaf halinde nasıl hareket edileceğini, hangi eksperin hangi durumda atanacağını belli ederler. Design clause'ları bu design clause'ları olarak leg olarak görebilirsiniz ya da işte MR clause'ları olarak görebilirsiniz poliçelerinizde.
Normalde kusurlu işçilik, imalat, dizayn hatası, inşaat tüm ister poliçelerinde istisnadır. Ama bu klozlarla istisnaları istisna ederek tekrar teminata dahil edilir. Muafiyet kavramını şey yaptık, yani muafiyet inşaat poliçelerinin olmazsa olmazıdır. CP/CPM iş programı da aslında en işte gözden kaçan noktalardan bir tanesidir. Poliçe tanzim edilirken bir bu kadar iş makinesi var, bu kadar şantiye tesis ekipmanı var, iş programım bu diye yola çıkarız. Ama yıl içerisinde bunların bedelinde, sayısında değişiklik olabilir. Bizim proje bedelimiz bir değişikliğe tabi olabilir. Projede değişiklik olabilir. Riski değiştiren ve sigorta şirketine ilk başta yaptığınız bildirimden farklı bir durumdaysanız bunların düzenli periyotlarda mutlaka sigorta şirketine bildirilmesi gerekir. Mesleki sorumluluk sigortaları aslında mantık olarak üçüncü şahıs mali mesuliyet gibi çalışır ama mesleğinizi ifa ederken mesleğinizi hatalı ya da eksik ifa etmenizden ötürü müşterinizin uğrayacağı zararı teminat altına alan poliçelerdir. Bunlar da genişletilmiş ihbar dönemi diye bir şey var. Bunu 10 yıla kadar genişletebilirsiniz. Bir proje boyunca alırsınız mesleki sorumluluk poliçesini. Ama o projeden sonra, bitiminden sonra 10 yılda geçmişe dönük hasar bildiriminde bulunabilirsiniz. İki türlü alınabiliyor mesleki sorumluluk poliçeleri. Bir tanesi şemsiye, yıllık yenilenen mesleki sorumluluk projeleri. Bir tanesi de bizim Single Project PI dediğimiz projeye özel mesleki sorumluluk. Ben burada sadece şeye dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bazen işte bir dizayn firmasıyla bir sözleşme imzalarız. Dizayn firması global bir firmadır ya da birçok yerde iş yapan bir firmadır. Bir tane poliçesi vardır ve ona hizmet verdiği birçok firmaya sözleşmesel yükümlülüğü gereği o poliçeyi sunuyor olabilir. Burada limit kontrolü çok ya da takibi çok önemlidir. Başka bir projede o poliçedeki limitini kullandıysa aslında bize verdiği bizim dosyamızdaki limitin yürürlükte olmadığı anlamına gelir. O yüzden genelde biz hani müşterilerimize proje spesifik mesleki sorumlulukla ilerlenmesini tavsiye ederiz. Burada bir karşılaştırma var ama hani burada çok detaya girmeyeceğim. İnşaat poliçelerindeki design clause'larıyla mesleki sorumluluk arasında design clause'ları, mesleki sorumluluk poliçesi nasıl çalışır? Böyle bir ufak karşılaştırma var. Burada sadece şunu söylemekte fayda var. En barizi, en temel farkı inşaat poliçelerinde maddi bir hasar yoksa hiçbir clause, hiçbir hüküm çalışmaz. Ama mesleki sorumluluk poliçesinde maddi hasar olmadan da o poliçe ödeme yapabilir. En bariz aslında ayrıştıkları noktalardan bir tanesi de budur. Üçüncü şahıs ve işveren, bunların ikisini aslında biraz bir geçeceğim. Üçüncü şahıs dediğimiz projeye herhangi bir sözleşmeyle bağlı olmayan, taşeron, alt taşeron vesaire ilişkisi olmayan, özel ya da tüzel kişilikler üçüncü şahıstır. İşveren mali mesuliyette aslında bizim alt taşeronlarımızın çalıştırdığı taşeronlarda işveren mali mesuliyet kapsamında değerlendirilir. İki poliçenin de çalışma mantığı aynıdır. Yasal sorumlulukları teminat altına alırlar. Bu yasal sorumluluk maddi ve bedeni olabilir. Maddi ve bedeni zararlara karşı olabilir. Ama yasal sorumluluk yoksa işveren mali mesuliyet poliçesi de aslında yoktur. Yasal sorumluluğumuz varsa poliçeler şey yapar. Limitlerin belirlenmesi önemlidir. Bunu da aracınızla birlikte çünkü artık ödenen tazminat rakamları da değişiyor. Son dönemdeki işte mahkeme kararlarına vesaireye bakarak özellikle işveren mali mesuliyet poliçelerinin limitlerinin belirlenmesini önemli tavsiye ederiz. Üçüncü şahısta da projenin lokasyonu tabi olduğu ya da etraftaki risklerimiz projenin işte üçüncü şahıs risklerini de biraz daha şey yapıp iyi irdelenip gerçekten aldığımız limit bizi koruyor mu korumuyor mu bir bakmakta fayda var. Kefalet sigortaları aslında sizlerin banka tarafından çok aşina olduğunuz banka teminat mektubunun sigortadaki karşılığı, çalışma prensibi,
Tamamen aynı, hiçbir farkı yok. Sadece birini banka kendi anketli kağıdını yazıyor, basıp veriyor size. Birin bu kefalet sigortalarında sigorta şirketi. Yine bankadan aldığınız gibi bunu performans teminatı, avans ödeme teminatı ya da işte geçici teminat olarak alabiliyorsunuz. Türkiye'de de bunun yasal altyapısı artık var. Birçok kamuda bunu kabul etmeye başladı. Ama tabii Türkiye'de henüz çok yaygın mı fiyatlama vesaire olarak maalesef arzu ettiğimiz seviyede değil ama çok ciddi bir gelişim alanı. Özellikle yurt dışında çok fazla kullanılıyor. Hasar yönetimi, hasar olduğu zaman aslında neler yapılmalı? Bir kere sigortanız gerçekten yokmuş gibi, kaderinizle baş başaymış gibi. Yani ilk yapmanız gereken şey bu. Aracınız, brokeriniz ya da sigorta şirketiniz varsa bunlar mutlaka anında bilgilendirilmeli. Sözleşmelere dönüp mutlaka bakılmalı. Finans sözleşmesi vesaire varsa hasar bildirim yükümlülüğünüz bankaları da olabilir. Bu yükümlülükler tekrar bir gözden geçirilmeli. Eksperin gelmesini beklemeden aslına bakarsan eksperin gelmesini beklemeden de bütün dokümantasyon yapılabilir ve öyle bir dünya şeydir ki yani bazı durumlarda eksperin gelmesini beklemeden aksiyon almanız gerek, müdahale etmeniz gerekir. Yeter ki her şeyi belgeleyin, kayıt altına alın, takipçisi olun. Eksperin anında sahaya gelmesi de çok kritik değildir. Yani sigorta şirketleri sizden sigortanız yokmuş gibi hasarı minimize edecek her türlü aksiyonu almanızı beklerler. Bilgi akışının sınırlandırılması bu çok kritik noktalardan bir tanesidir. Burada ben bir manipülasyon vesaire olarak bunu söylemiyorum ama bir projede, şantiyede bir hasar olduğu zaman bir taşeronun hasara bakışıyla, algısıyla başka bir taşeronunki farklı olabiliyor ya da işte ana müteahhitinki farklı olabiliyor. Bilgilerin dışarıya tek bir elden konsolide olarak çıkışı çok önemli noktalardan bir tanesi. Farklı farklı bilgiler daha sonra sigorta sektöründe biraz bilgi karışıklığına, süreçlerin uzamasına sebep olabiliyor. Mümkün mertebe eğer tanıdığınız, bildiğiniz, size aşina, nomine eksperler varsa poliçe tanzim aşamasında sigortacıların da onayını alarak bizim hasarımız olması anında biz bu eksperle ilerlemek istiyoruz diye bunu poliçeye de yazdırabilirsiniz. Bir önemlisi de sigorta şirketleri kayıt tutmayı severler. Bugün yaşadığımız hasarı 2 yıl sonra sorabilirler. Her hasardan sonra aslında biz bu hasar niye oldu? Bir daha olmaması için ne yapmalıyız ve bundan çıkarttığımız dersler nedir diye kendi içimizde de olsa hani bu sigorta şirketine vermiyor olsak bile bence kurum hafızası olarak da böyle bir alışkanlığı yapmakta fayda var. Son olarak da bir hasar örneği var. Hani muafiyet nedir, nasıl çalışır vesaire. İki tane tablo var. Detayına girmeyeyim ama bir tek sadece hani eksik sigorta kavramını belki anlatmakta fayda var. 10 milyon dolarlık ya da 15 milyon dolarlık yani sağ tarafta gördüğünüz 15 milyon dolarlık bir yatırımı biz sigorta şirketine 10 milyon dolar olarak bildiriyor isek sigorta şirketi aslında buradan şunu anlıyor. Siz bildirmeniz gereken bedelin 3'te ikisini bildirmişsiniz. Ödemeniz gereken primin de 3'te ikisini ödemişsiniz. Dolayısıyla ben de hasarı aynı oranda eksiltiyorum. Ben de hasarın 3'te ikisini ödüyorum anlamına gelir. Yani bizdeki eksik sigorta kabaca bu anlama gelir. Sağdakiyle soldaki şeye baktığınız zaman aslında hani ödenen rakamlar işte bir tanesinde 10 milyon dolarlık şey eksik sigortamız yok. Ve 1 milyon dolarlık bir hasarımız var. Aldığımız rakam 855 bin dolarken eksik sigorta varken 570 bin dolara kadar düşebiliyor. Bu eksik sigortayı da niye özellikle vurgulamak istiyorum? Öyle projelerimiz vardır ki şu anda yürürlükte olan 1 yıl önce 2 yıl önce başlamışızdır ama enflasyonist ortamda bizim 2 yıl önce bildirdiğimiz bedel projenin bugünkü bedelini yansıtmıyor olabilir. Şu an sektörde yaşanan hasarların büyük bir kısmı maalesef eksik sigortaya konu hasarlar. Çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Yürürlükte de olsa masanızdaki poliçelerin bedellerine tekrar bu gözle bakıp yapılması gerekiyorsa bedel revizyonu yapmanızı ben tavsiye ederim. Sanırım bu kadar zamanı aştım mı bilmiyorum.
Çok Ben teşekkür kabul ederim. ederim. Ha, pardon. Buyurun Muhammed Bey. Ben tekrar teşekkür ederim. Şimdi soru cevap aşamasına geçmeden önce diğer panelistlerimizden bir notu ve eklemesi olup olmadığını sormak istiyorum öncelikle. Özel bir notum yok. Benim de sorularım olacak. Muhtemelen katılımcıların da merak ettiği konular arasında olacaktır bu sorular. Ayrıca bir notum yok. Aynı şekilde benim de bazı sorularım var. Belki de aynı şeyleri soracağız. Önce katılımcılarımız sorsunlar. Belki sonra biz kalanlara sorarız. Tamam, şu anda bir soru görüyorum. Çağdaş Evren Bayrak Bey'den. Onu bir önce yöneltmek istiyorum. Ondan sonra sizin sorunuza geçelim herhalde. Çağdaş Bey selamlar herkese demiş. Türkiye'de büyük projelerde özellikle Owner Controlled Insurance Program örnekleri var mı? Ben en son Türkiye'deyken yani 16-17 yıl önce bu pratikte pek yoktu ve OCIP uygulanması halinde çok avantaj olabilecek projelerde sıkıntılar çıkıyordu. Şu anki durum nedir acaba? Şu anki durum özellikle proje finansmanı tabi şehir hastanelerinde örnek verebiliriz. Ya da işte diğer PPP, BOT projelerde örnek verebiliriz. Tamamı owner kontrolüdür. Son 4-5 yılda özellikle büyük projelerde buna geçildi diyebilirim. Kamu ihalelerinde yani proje finansmanı değil de finansmanı kamu tarafından sağlandığı projelerde hala contractor kontrol programları görüyoruz ama finansmana tabi projelerin tamamı şeye geçmiş durumdadır. Teşekkürler. Çağdaş Bey, eğer ek bir sorunuz varsa lütfen siz de yine aynı kanaldan iletebilirsiniz. O sırada Alper ve Burak Bey, siz kendi sorularınızdan bahsettiniz. Onlara geçmek istiyorum. O sırada yine katılımcılarınızı da hani soru cevap kısmına yönlendiriyorum. Bir yandan akıllarına gelen soruları hala bize iletmeye alabilirler. Bu aynı konuyu sorabiliriz belki. Sigorta marketi açısından aynı işveren tarafından proje finansmanında işte owner controlled olması market açısından daha cazip diye anlıyorum. Daha güvenilir ve dolayısıyla primleri daha düşük çıkar diyebilir miyiz otomatik olarak Kadir Bey? Kesinlikle Alper Bey. Çünkü bir kere böl parçalı yönet yapmıyorsunuz. Bir bütünü bütün olarak pazarlıyorsunuz. Diğer taraftan şeyi de çok özellikle inşaat projelerinde çok ciddi sıkıntılar çıkabiliyor. Yani ayrı ayrı tarafların ayrı ayrı poliçeler alması halinde öyle bir hasarla karşılaşabiliyorsunuz ki hangi poliçe cevap verecek? Bir poliçe gidip öbür tarafa rücu edecek mi, etmeyecek mi? Bilinmeyen bir hasar. Şimdi ben işte atıyorum burada ana müteahhite bir poliçe veriyorum ama taşeronun aldığı poliçeden acaba benim poliçeme bir şey gelecek mi? Sigorta şirketi aslında biraz kontrolü kaybettiğini de hissedebiliyor. O yüzden owner control programların hem kapsam hem maliyet olarak çok ciddi avantajı var. Burak Bey, sizin bu konuda bir eklemeniz olacak mıydı? Orada bir soru cevap kısmında bir isminizi gördüm ama yanlış bir şey de olabilir. Yani tıkladığınız için de olmuş olabilir. Yok, Evet. hayır. Benim bu konuyla Tamamdır. ilgili söylediğim şey. Peki Cenk Bey, Burak Bey, Arpa Bey, gelin. Eklemek istediğiniz Ben şeyi not bir sormak var mı? istiyorum Kadir Bey'e. Bizim özellikle müşavir kanadında çalışırken bizim yüklenicilerin sağladığı üçüncü şahıs sorumluluk sigortaları var ve onlarda da teminat limitleri oluyor. Genelde olay başına şu kadar, toplam poliçe süresince de bu kadar diye bir ifade oluyor orada. Tabii her zaman için o tartışma konusu oluyor. Hani o toplam miktar ne olacak? Genelde sözleşmede yazıyor tabii ki bu rakam. Fakat her zaman için de yüklenici onu biraz daha değiştirme tarafında oluyor. Peki bunu diye ben şunu soracağım. Tespitinde nasıl bir yol izlemek gerekir? Yani bu toplam poliçe süresince belirlenecek olan tutar ve olay başına verilecek olan miktar teminat limitini nasıl tespit etmek lazım? Bunun pratik yolu nedir hocam? Bunun en büyük aslında tam bir cevabı yok maalesef Burak Bey. Çünkü projeden projeye değişebiliyor ama en güzel ve en efektif yolu bir kere önce teknik ekiplerin
Üçüncü şahıs risklerini iyi bir şekilde masaya yatırmaları gerekiyor. Yani bu projede üçüncü şahıslara ne gibi riskler verilebilir? Olay olarak, senaryo olarak. Sonra hukukçuların aslında masanın bir kenarına oturmaları gerekiyor. Evet, bu riskler gerçekleşirse maddi ve bedeni nasıl bir dünya bizi hukuki zeminde bekler? Hukukçuların aslında biraz öngörü vermesi gerekiyor. Oradan bir limit çıkıyor. Yapamadığınız ölçüde de yine onu biz de yapıyoruz. Tabii bağlayıcı değil ama benzer projelerde bizim benchmark dediğimiz benzer projelerde daha önce ne gibi limitler alınmış ve bizler mesela kendi dünyamızda ne gibi hasarları tecrübe etmişiz, ne gibi rakamlar görmüşüz. Biz de böyle bir rakam verebiliyoruz. Bütün bu şeyler doğrultusunda gün sonunda ne oluyor? Atıyorum 5 milyon dolar mı alalım, 10 milyon dolar mı alalım'a geldiğimiz noktada 5 milyon dolar da fiyatlanıyor, 10 milyon dolar da fiyatlanıyor. O zaman riskin toplam maliyeti aradaki farka da maliyete de bakarak bir karar veriliyor. Yani orada aslında şu örnek veriyorum. Olay başına 100 bin dolar ve poliçe süresince de 300 bin dolar dediğimiz zaman aslında bizim öngörümüz 3 tane benzer olayın olma ihtimali üzerinden gidiyoruz. Bunu da o tip yani yürütülen işin niteliğine ve kapsamına bağlı olarak hani geçmişte gelen bir tecrübeyle hani bu tip bir işte bu kadar sürede en fazla 3 kere veya 4 kere bir olay oluşabilir. Dolayısıyla olay başına bu, onu da çarp 3 veya 4, toplamı da bu kadar demek gerekiyor. Aynen öyle. Ama özellikle üçüncü şahıs poliçelerinde çok hani kolay bulunabilir demiyorum ama olay başı 100 bin dolar ama sınırsız sayıda da alabilirsiniz. Öyle poliçeler de vardır tabii. Evet. O zaman peki toplam poliçe bedeli belli olmadığı durumda sınırsız olduğu için Prim prim tabii hesabı ki nasıl olacak? prim biraz daha göze görünür oluyor. Benim bir sorum olacak hem Tamam. birleşme için hem de farklı bakış açılarını belki tespit etmek için. Bu inşaat sözleşmelerinde saha site tanımı oluyor. Şimdi noktasal imalat olan yerlerde, projelerde, sözleşmelerde pek sorun olmayabilir ama böyle yol, karayolu, demiryolu gibi projelerde işte akarsu geçişleri oluyor. Orada su devreye giriyor. Taşeronlar devreye giriyor. Böyle karada mı, suda mı, site tanımı işte ariyet ocağı oluyor. Uzak bir yer olabiliyor. İlla böyle güzergahın işte 1-2 kilometre, 5 kilometre, 10 kilometresinde değil ama bir taş ocağı düşünün 50 kilometre ileride ama müteahhitin personeli ve ekipmanı çalışıyor, taşeronu çalışabiliyor. Buralarda biraz muğlaklıklar ya da çok net tanımlar olmadığı zaman poliçeye nasıl dahil oluyor mu olmuyor mu çok bu tür durumlarda nasıl aşılabilir ya da farklı bakış açıları anlatırsanız çok seviniriz. Tabii ki Cenk Bey, çok sağ olun. Yani günün sonunda aslında aldığımız sigorta poliçesi bir sözleşme, hukuki bir sözleşme. Bir tarafta biz varız, bir tarafta riskini satın alan sigorta şirketi var. Dolayısıyla bu sözleşmenin mümkün mertebe hukuki olarak ayağını yere basıyor olması ve bütün gri noktaların net olması çok önemli. Hani az da değiliz ama ben biz bizeyiz diyeyim. Sigorta şirketleri biraz şeyi severler. Bazı alanı gri, muallak alanda bırakıp hasar anında onu manipüle, yani manipüle demeyeyim ama kendi taraflarına çevirebilirler. Bu aslında yine söz meclisten dışarı sigortalılar için de şeydir. Bazı konular manipülasyona açıktır. Sigorta şirketleri de kolaylıkla manipüle edilebilir. Özellikle bahsettiğiniz şeylerde biz şiddetle tavsiye ederiz. Çok da önemlidir. Projenin tanımı, saha tanımının bir kere çok iyi yapılması, projenin ne olduğu. Varsa işte taş ocağı vesaire ya da saha dışında bir depolama yapılıyor olabilir. Ya da işte bu yol yapıyorsak işte Aks'tan bu kadar mesafede biz şantiyelerimizi kuruyor olabiliriz. Bütün bu tanımların mümkünse poliçede yazılması.
değilse de hani her şey belki yazılamayabilir ama sigorta şirketine iletilirken çünkü poliçe satın almadan bir bilgi paketi iletiyorsunuz, iletiliyor. O bilgi paketinde iletilmesi çok kritiktir. Poliçenin üzerine de yine şu tarihte iletilen bilgi paketine istinaden bu poliçe tanzim edilmiştir ibaresinin yazılması ileride o olası şeyleri ihtilafları ortadan kaldırır. Yaşanıyor çünkü bunlar. Yani siz iyi bir noktaya değindiniz. Bu işte taşıyacağı bize mi hizmet ediyordu, başkasına mıydı, gerçekten bizim sağımız mı? Dediğiniz gibi işte bu suya mı dokunuyor, burada bir işte wet risk var mı, su riski var mı, yok mu gibi biraz muğlak şeyler kalabiliyor. O yüzden başta her şeyi yazabilirsiniz. Bu bir sözleşme. Siz yazıp sigorta şirketi de o poliçeye zaten imza atıyorsa sözleşme kurulmuş demektir. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Burada katılımcılarımızdan bir soru da var. O da bir muallak olabilecek bir konuya ilişkin ama bu sefer sigorta sözleşmesinde değil ama inşaat sözleşmesinde. Diyor ki tipik bir fidik inşaat projesinde CARLE ve TPL sigortaların tanımlı olduğu kontrakta müşavir, müteahhitten müşavirin personeli sigortalatmasını istemiştir. Müşavirin personeli TP için, TPL için de sayılmalı mıdır veya nasıl sigortalanmalıdır? Sayılabilir. TPL'in içerisinde müşavir personel TPL olarak addedilecektir diyorsanız sayılabilir. Tamamen sözleşmeyi nasıl kurduğunuza bağlı. İki şekilde de çünkü poliçe kurgusuna fidik cevaz veriyor. Ama bir diğer taraftan da işlem yaptığınız yani fidikten bağımsız olarak mesela Türkiye'de işlem yapıyorsanız müşavirinizin ya da işte taşeronunuzun çalışanın başına bir iş kazası geldiği zaman ana işveren sıfatıyla yine müteselsilen de olsa sorumlu olabiliyorsunuz. Dolayısıyla işveren poliçesinde de aslında sigortalı olmalarını biz tavsiye ediyoruz. Teşekkürler. Özgür Özdan Bey de sorusu için teşekkür ediyoruz. Eğer ek bir sorusu varsa hemen alabiliriz. Şu anda seyircilerimizden kalan bir soru yok. Size tekrar sözü vermek istiyorum. Gündeme getirmek istediğiniz ek bir soru, bir not var mı diye. Belki Cenk Bey'inkine devam olarak şunu sorabiliriz. Gerek işte poliçe düzenlenmesi aşamasında tam tekmil verilemeyebiliyor bütün bu bilgiler. Yani saha tanımı içerisine giren yerler, alanlar, pahalı alanlar. Burada yapılacak en önemli şey ya bildirmedik demeyip işin yapımı sırasında dahi bu eklenebilir. Doğru mu? Bir prim ayarlaması getirebilir bu sigorta şirketi nezdinde ama aslında sonradan karşılaşabilecek bir duruma karşılık da bir güven de oluşturur sigorta şirketi. Yanılıyor muyum Kadir Bey? Kesinlikle Hiç öyle. söylemeyip de sonradan bir hasar oluştuğu zaman bir tazminat talebinde bulunmak hani deyim yerindeyse dağ aşmak gibi bir şey. Özellikle şu andaki sigorta marketinde bunu biz veya değişen şartlar işte ocağın kapanması, birinin el koyması, hukuki durumunun değişmesi vesaire gibi başka bir ocağa gidilmesi gibi şeyi proaktif bir şekilde aynı sözleşmesel bildirim gibi aynı evsafta sigorta şirketine bildirmek sonradan karşılaşabilecek olumsuz durumlarda bizi elimizi pozisyonumuzu çok güçlendirebilecek bir şeydir. Kesinlikle, kesinlikle haklısınız. Yani dediğiniz gibi öyle bir bildirimde bulunursunuz. Bu benim için risk ağırlaştı deyip ilave prim isteyebilir, primi artırabilir. Bazı durumlarda projemiz değişti diyebilirsiniz. Bu projeye ben artık girmek istemiyorum, projenin riski değişmiş deyip teminattan geri çekilebilir. Bunların hepsi yaşanabilir. Ama özellikle böyle bildirim işte sahaydı, depoydu vesaire. Bunların yapılması bence çok kritik. Yapamadığımız durumlarda da mümkün mertebe bu yani her projede de olmuyor, çok haklısınız. Ama saha tanımının o zaman biraz daha belki geniş yapılması, biraz daha işte projeye hizmet veren bilimum taş ocakları vesaire gibi işte Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde en azından bir sınır çizerek ya da bir il ile refere ederek her neyse biraz daha geniş tanımla, bizi koruyacak tanımla saha tanımını bu sefer yapmak gerekebilir. Yani net yapamıyorsak. Ama bildirim dediğimiz nokta çok kritik. Çünkü sigorta şirketi günün sonunda bana gelen bilgiye istinaden ben bir poliçe verdim.
Bu bilgi bende yok. Bildirmemişsiniz. Bildirim yükümlülüğü sigortalıya ait deyip süreci başka bir yere götürme hakkına sahip. Dışarıda yaptırılan, teşekkürler bu arada Kadir Bey. Dışarıda yaptırdığımız imalat, fabrikasyon, atölye vesaire yerler. Bunları da gerek mümkünse proje başında veya projenin seyri sırasında belirdikçe bildirmemiz gerekiyor mu sonradan bir zarar oluştuğu durumda tazmin edebilmek için? Şöyle Yoksa sadece Erdem. hani sadece şeye bıraktığımız zaman imalatı yaptırdığımız yere bırakarak ben inşaat poliçesi veya inşaat sözleşmesi altındaki riskimi aslında sigortalamış olmuyorum. Tam Bana olarak bunun olmuyorsun, direkt evet. dolaylı önemli maliyetleri Evet, olabilir. aynen öyle. Onları nasıl bağlayacağız? Onu bir belki Şimdi bu açıklamak biraz daha istiyorum. tedarik riskine giriyor aslına bakarsanız. Yani eğer doğru anladıysam sorunuzu, diyelim bize bir hani çelik konstrüksiyon üretimi yapan bir yer var ve burada bir yangın çıktı. Ve almamız gereken panelleri alamadık. Konstrüksiyonlar gelmedi. Bu aslında inşaat all risk poliçesinin cevaz vereceği bir şey değil. Çünkü biraz daha tedarik riski gibi değerlendiriliyor. Genişletmeleri var, istisnaları var. Yani teminata dahil edilebilir ama Türkiye'de, özellikle Türkiye'de çok yaygın gördüğümüz, dünyada da öyle, çok farklı değil. Çok yaygın gördüğümüz şeyler değil. Tabii orada şeye de bakıyor sigortacılar. Malzemenin sorumluluğu ne zaman bize geçiyor? Yani mal sahipliği, üretim aşamasında bizde mi değil mi? Ama şöyle bir şey varsa bunu ekletebilirsiniz. Bir yerden atıyorum çelik profilleri alıp bir yere götürür, üzerine başka bir imalat yaptırıyorsanız orayı aslında saha gibi belli edip teminata dahil ettirebilirsiniz. Çünkü profili siz almış götürmüşsünüzdür. Orada bir imalat yapılıyordur. Bunu genişletebilirsiniz. Sahipliği size ait çünkü. Ama birisi sizin adınıza bir üretim yapıyorsa, trafo üretiyordur, bir şey üretiyordur. Onun fabrikasında bir risk varsa bu tedarik riski olarak görülür ve bizim normal inşaat poliçeleri buna cevap vermez. Nasıl peki şey yapacağız teknik olarak, operasyonel olarak? Yine Yani bir risk assessment yapmamız gerekecek evet, herhalde. aynen öyle, aynen Ve öyle. bunu işte işin teslimatında, kabulünde uzama gibi süre uzatımı klozu da oluyor. Genelde limitle tutuyorlar tabii bunu Evet. sigortacılar. Olabildiğince limitle tutmaya çalışıyorlar. Ama olması bile hiç olmamasından daha iyi. Hiç Çok kısa bir şey bile olmamasından daha iyi. olsa daha iyi. Aynen öyle. Aynen. Çünkü 3 ay, 6 ay neyse bir en azından şartları belirlenmiş. Bazı durumlarda mümkünse primsiz uzatma hakkını almanızı zaten tavsiye ederiz. Ama hani siz de bahsettiniz, o eskisi gibi artık kolay gelmiyor bu hani otomatik uzatmalar vesaire. Ama her seferinde de bunları test etmekte fayda var. İsteyenin bir yüzü Aynen öyle, ifademiz aynen öyle. vardır. Naçizane yine hatırlatacağım. Özellikle marketin iyice daraldığı ve tazminatların zorlaştığı bir durumda risk değerlendirmelerinin çok düzenli yapılması, bildirimlerin, proje şartlarındaki değişikliklerin katılımcılara için özellikle söylüyorum bunu. Proje şartlarındaki değişikliklerin düzenli olarak vakit geçirmeksizin insurer'a, sigortacıya bildirilmesi sonradan karşılaşabilecek durumlarda elimizi gerçekten çok güçlendirici hususlardır. Hepimizin sıcak tecrübeleri olduğunu eminim bununla ilgili. Birkaç sorum vardı. Sorabilir miyim? Tabii lütfen. Şimdi şeyi merak ettim ben. Şimdi diyelim bir yüklenicin süre uzatımı aldı. Normal sigortası var. Fakat 8 aylık bir süre uzatımı aldı yüklenici. Sigortasını da uzatacak. Siz sigorta firması olarak uzatılan süredeki oluşabilecek herhangi bir hava durumundan kaynaklı veya başka bir nedenden dolayı tekrar bir risk analizi yaparak bir prim değerlendirmesi yapılıyor mu yoksa mevcut şartlarda mı uzatılıyor sigorta? Birçok etkeni var Burak Bey. Normalde eğer daha önce bir hasar yaşanmamışsa iyi dünyada süre uzatımında iyi anlatabiliyorsak risk de değişmemişse en azından prorata dediğimiz doğru orantılı prim almasını bekleriz sigorta şirketlerinin. Ama
Burada hasar olduysa zaten bambaşka bir dünya. Uzatım için farklı bir çarpanla prim almak isteyebilir. Uzatımı yapmak istemeyebilir. Assessment eğer sadece süre uzatımından bahsediyorsak zaten ilk başta o projenin tabi olduğu işte deprem, doğal afet her neyse bu riskleri zaten dikkate alıp bir fiyatlama yapmışlardır. Ama orada iyi anlatmamız gereken süre uzatımı niye oldu? Şöyle bir dipnot şey yapmakta fayda var. Sigorta şirketleri mesela düşük performansı çok sevmezler. Ya da sıkıştırılmış iş programını çok sevmezler. Yani bir işin hakkı 24 aysa biz de çıkıp bunu 12 ayda bitireceğiz diyorsak yüksek fiyatla gelirler. Çünkü bilirler ki burada işler biraz acele olacak. Risk artacak. Kucağımızda hasar bulabiliriz. O yüzden o yani niye daha önce şey bildirdik? Şimdi niye 8 aylık uzatma istiyoruz? Bugüne kadar ne yaptık? Kalan 8 ayda ne yapacağız? Bazen şey de olabilir. Bunu iyi anlatmak lazım. İdareyle bazı onay süreçlerimiz vardır. Bizim de kontrolümüz dışında. İdarede beklemiş olabilir. Bunları iyi anlattığınız sürece sigorta şirketleri burada son derece olumlu yaklaşım gösterip destek olurlar. Ama iyi anlatmak lazım. Bir de bu saha raporlaması dediniz. Bu hak talepleri için hani saha raporlamasının çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama sigorta için de siz özellikle bunu vurguladınız. Saha raporlamasının iyi tutulması gerekiyor diye. Bunu da genelde poliçelerde şunu görüyoruz. Yani sözleşmeye uygun olarak, şartnameye uygun olarak işlerin yapılmış olmasını bir ön koşul olarak genelde sigorta firmaları bunu klozlarda belirtiyorlar. Yani sebep bu mudur? Yani saha raporlamasının düzgün yapılmasının. Bir sebebi bu. Bir sebebi de şu Burak Bey, yani insanların tabii poliçe alırken bunları okumak şey değil. Mesela bir iş programı diye bir clause gelir. O iş programı size der ki 4 hafta 8 hafta. Şimdi okuduğunuz zaman onu sigorta gözüyle, teknik gözle okuyorsanız sizin için çok bir anlam ifade etmeyebilir ama arka planda aslında o clause der ki iş programından 8 hafta saparsanız ileri ya da geri hasarın üstünü çizebilirim der. O yüzden bu raporlamaları bazen çünkü şey yapıyoruz şimdi bugün bir projeye başlıyorsunuz sahada imalat sıfır 12 ay sonra bitecek 12 ay sonra 10 milyon dolara geleceksiniz 100 milyon dolara geleceksiniz sigorta şirketi o parabolik ilerlemeye istinaden zaten bir fiyatlama yapıyor öngörüyor diyor ki işte 3. ayda burada aslında 1 milyon dolarlık şey olacak şimdi biz adama önüne 3. ayda bir hasarla 3 milyon dolar hasar var, hadi öde diye çıktığımız zaman hareket alanı bırakıyoruz. O yüzden o sahadaki ilerleyişin ilk başta bildirdiğimiz bilgilerden, belgelerden bir sapma değişiklik varsa bunun düzenli periyotlarda sigortacılara bildirimi ve onaylarının alınması kritik. İş programında o zaman sigortacıda verilmesi iyi olacak o Kesinlikle, anlamda. kesinlikle. Yoksa geri almada sıkıntı yaşayabilir Kesinlikle. henüz. Kesinlikle. Yani bize müteahhite bağlı sebepler, kendimizden kaynaklanan sebeplerle geri kalmış olsak dahi böyle mi? Kesinlikle böyle Alper Bey. Yani Yani... tecrübeme istinaden iş programı yüzünden bir sıkıntı yaşandığına çok şahit olmadım. Ama günün sonunda eğer hani bir sigorta polisi ve hukuki bir sözleşmeden bahsediyorsak bu hakları var. Son bir soru daha var. Buyurun. Eğer katılımcılardan soru gelmediyse ben sorayım son bir sorumu. Tamam. Çağdaş Bey'in bir sorusu var. Muhammed Bey sesiniz kısık. Ben evet sesim kapalı demiş pardon. Çağdaş Bey'in biraz önce Özgür Bey'in sorduğu soruya ek bir küçük soru var. İstiyorsanız kısaca ona değinelim. Tabii, Müşavir buyurun lütfen. personeli İYEL'den sigorta edilmiyor muydu diye sormuş biraz önce değinmiştik. Orada TPL'den bahsetmiştik bir de sanırım. Evet, yani İYEL'den edilmesini zaten tavsiye ediyoruz. İYEL'den ediliyor çünkü Türkiye özelinde SGK nezdinde müşavir personelinden de yani işveren olarak sorumluyuz. Ama bazı sözleşmelerde idari ya da işveren müşavir firmaların da üçüncü şahıs olarak addedilmesi gerektiğini şey yapıyor. Bunu üçüncü şahıs mali mesuliyet poliçesine de yazabiliriz. Burada sadece şunu belki hatırlatmakta fayda var. İki tarafa da yazdık, hasar oldu. İki poliçeden sonra ödeyecek mi? Hayır, ödemez.
Genelde hani ilk tanzim edilen ya da ilk başvuruda bulunan hasar dosyası açılan poliçe hasar öder, diğeri ödemez. Yani çifte hasar tazminatı alamayız. Bunun bir tane doğrusu yok o zaman, öyle mi Kadir Bey? Genelde benim kamu sözleşmelerinde gördüğüm idare, müteahhit, müşavir, alt yükleniciler diye, hani belki şey kural değil ama öyle yazarız biz. Evet. Ama SGK nezdinde şey diyorsunuz, o işveren mali mesuliyetin zaten doğal olarak altında olması gereken bir şeydir. Tavsiyemiz o yönde çünkü sözleşmeyle size bağlı. Bunlar taşeron gibi gözüküyorlar günün sonunda. Her müşavir için bu hukuki olarak uymayabilir. Bazen idarenin müşaviridir vesairedir ama bizim tavsiyemiz işveren mali mesuliyet altında da projeye dahil tarafların mutlaka belirtilmesi yönündedir. Hatta isimleriyle beraber. Doğru mu? İsim de yazabilirsiniz ama genelde isim yazmayı da şöyle tavsiye etmiyoruz Alper Bey. Proje içerisinde giren çıkan firma değişiklikleri vesaire oluyor. Onun bildirilmesi atlanıyor. Genel tanımda ilerlemeyi tavsiye ediyoruz işveren mali mesuliyette. Değişiklik durumunda açıkta Evet. kalmamak için. Aynen öyle. Özgür Bey'den başka bir soru geldi. Yine biraz şu ana kadar konuştuğumuz konularla yakın olduğundan dolayı araya almak istiyorum. Burak Bey. İnşaat Buyurun. projesinin garanti periyodu da sigortalı olması durumunda garanti süresi periyoduna ilişkin bazı kalıcı işler de sarkarsa bu durumda nelere dikkat edelim? Şimdi garanti süresi aslında sigorta poliçesinde yani inşaat dünyasındaki geçici kabul ile kesin kabul arasındaki dönem bizim için. Aslında sizin için de öyle diye şey yapıyorum. 12 ay olabiliyor, 24 ay olabiliyor, işte 36 ay. Bazı coğrafyalarda, işte özellikle Romanya vesairede 60 ayları görebiliyoruz. Geçici kabul ile kesin kabul arasında aslında bakım döneminde verilen bizim sözleşmesel yükümlülüklerimizi ifa ederken yani inşaat dönemi içerisinde olmuş ama bakım döneminde fark edilen hasarlarla ilişkili aslında biraz daha dar bir teminattır. Yani orada yangın teminatı, deprem teminatı gibi böyle bir old risk teminat yoktur. Sadece inşaat döneminde yaptığımız imalatlarla ilgili inşaat döneminde oluşmuş ama biz bunu bakım döneminde fark ettiğimiz hasarlarla alakalıdır. Ama bir taraftan da şey varsa hani atıyorum bazen bir punch list gelebiliyor ya da geçici kabul yapılıyor ama şu imalatlar da yapılsın. Mümkünse sadece şimdi 100 milyon dolarlık bir projeyle yola çıkmışızdır. Geçici kabul yapılmıştır ama bizim 5 milyon dolarlık daha şey bakım dönemi içerisinde imalat yapmamız gerekebilir. Bu ciddi bir rakamdır şeyler için, sigorta şirketleri için. Aslında inşaat poliçesinin en azından 5 milyon dolar bedel ile yapacağımız süre neyse 3 ay, 6 ay bakım dönemi içerisinde inşaat poliçesinin uzatılmasını tavsiye ederiz. Bu da en doğru yöntem budur. İdare kabul etti ama şeyi, geçici kabulü yaptı. Yani o eksiklerin işin kabulüne engel olmadığını kabul şey yaparak idare kabul etti. O zaman orada bir çelişki olmuyor mu Kadir Bey? Şöyle Alper Bey, yani ben tabii hani sigortacı çerçevesinde bir şeyin teminatta olması adına bunu söylüyorum. Ama siz müteahhit firma olarak ya benim burada bir riskim yok artık bunun şey idareye geçti diyorsanız haklısınız. Ama sadece şu açıkta kalabilir diye düşünüyorum. Şimdi size bir işte punch list geldi. 5 milyon dolarlık imalat yapmanız lazım. Malzeme götüreceksiniz vesaire. Siz o imalatı yapmadan malzemeye bir şey olursa ya da yapım aşamasında bir şey olursa yine tekrar bir 5 milyon dolarlık belki ekipmanı malzemeyi tekrar tedarik etmek durumunda kalabilirsiniz. O yüzden en azından o 5 milyon ya da işte verilen liste neyse oradaki işleri kapsayacak bedelle kapsayacak şekilde bir uzatım tavsiye ederiz. O Teşekkürler. zaman Tekrar. garanti periyodu dediğimiz periyodu da sigorta gözlüğünde ötelemiş oluyor muyuz? Projedekiyle o Kesinlikle zaman ötelemiş çakışmıyor oluyorsunuz. artık. Yok yok çakışmıyor. Hı. Garanti periyodu geçici kabulü yapılan kısımlar için otomatikman başlıyor. Diyelim ki 100 milyon dolarlık bir projemiz var. 95'ini yaptık, teslim ettik. 5'i kaldı. 95'i için teslim ettiğimiz günden 24 ay başlıyor. 5'ini bitirdiğimiz günden sonra da 24 ay o 5'i için ayrı çalışıyor. Teşekkürler tekrar. Gökalp Kahraman beden bir soru geldi. Kahraman Gökalp de olabilir tabii ki. Şu anda emin değilim.
Her yeni başlayan taşeronun bilgisi, makine ekipman listesi ve benzeri de sigorta şirketine bildirilmeli diyorum. İsim isim yine yani bildirmek zor olabilir. Genelde makine listeleri bildirimi şeydir. Yani anında bildirilme ihtimali bence yok. Hani sahada günlük o kadar şey değil ama en azından her ay geçmişe dönük bildirim önemlidir. Burada dikkat edilmesi gereken şu. İnşaat tüm üst poğaçayı satın alırken CPM dediğimiz işte iş makineleri için bir limit belirlenir. Denir ki bizim bu sahada 10 milyon dolarlık iş makinemiz olacak. Bize ve taşeronlara ait. Herhangi bir T anında 10 milyon doları geçmediğimizden emin olmamız gerekir. Çok böyle ucu ucuna limitler satın alınmamasını biz tavsiye ederiz. Yani ortalama 10 milyon öngörülüyorsa bunu 11, 12 neyse biraz yukarıda bildirin diye tavsiyede bulunur müşterilerimize. Ama bildirimler de bu aylık olabilir, 3 aylık olabilir. Geçmişe dönük de olsa sigorta şirketleri de bu konuda son derece anlayışlılardır. Yani sahaya giren ekipmanı daha girmeden bildirimli yapın istemezler. Ama hep aynı yere geliyoruz. Bildirimin yapılması önemlidir. Geriye dönük bildirim yapılabilir. Teşekkürler. Kendisi de teşekkür ediyor. Burak Bey, sizin bir sorunuz vardı araya. Bir iki soru aldım. Efendim, buyurun. Benim sorum aslında bu kefalet sigortası ile ilgili. Kefalet sigortaları normal bizim teminat mektubu gibi kullanılabilir dediniz Evet. sigortadaki karşılığı. Peki aynı banka teminat mektubu gibi ilk talepte ödenebilir şekilde mi İlk bunlarda talepte yoksa ödenebilir belli şekildedir. hiçbir ön şart ön koşul yok? Bankanın imzaladığı metin neyse sigorta şirketi aynı metni tabii ki kabul ediyorsa o süreçleri var. Aynı şekilde birebir aynı metindir. Hiçbir fark yoktur. Teşekkürler Kadir, sağ Rica olun. ederim. Benim de iki tane sorum var. Buyurun. Professional Indemnity, mesleki sorumluluk sigortasıyla L-Güç Clause. L-Güç en Evet. kapsamlı olan L-Güç. Aynen Eşdeğer midir? Yani bir construction risk poliçesinin içerisine dahil edilmiş, kapsamlı bir L-Güç Clause'la haricen alınmış. Bir professional indemnity poliçesi birbirini yerini tutar mı? Biz tutmaz. mühendis gözüyle şey Evet, söyleyebiliyoruz bazen öyle evet. ama. Tutmaz maalesef Alper Bey. Bir kere L-Güç'ün çalışabilmesi için olmazsa olmaz inşaat poliçesinde bir maddi hasar olması lazım. Yani bir dizayn yapıldı diyelim. Dizaynda hata var. Bir döşeme yapıyoruz. İşte çelik projesi hatalı. Ama betonu döktük. İşte kalıbı çaktık, betonu döktük. Şimdi hatalı olan ama şey döşemede ayakta bir şey yok. Ya da C25, C30 yerine C25 beton döktük. Sonra fark ettik. Şimdi burada dizayn hatalı olabilir, uygulamamız hatalı olabilir. İkisi de zaten kapsamda, leg için söylüyorum. Ama maddi hasar yoksa yani döşeme yerinde duruyorsa, çatlak yoksa, çökmemişse inşaat olası poliçesi buna cevap vermez. L3'te otomatikman şey oluyor o zaman. Devre dışı Otomatikman kalıyor. leg 3 devre dışı kalır. Bu tip durumlarda mesela şey çalışacak kısım mesleki sorumluluktur. Hani bariz ayrıldıkları yer bence hani en kritik yer şey bu. Bir tanesi de şimdi C30 yerine C25 döktük. Bir sorun oldu. Tamam biz müteahhit olarak bunda şey yaptık ama bir ayda geciktik. Bu sefer ana işveren de gecikmeyle alakalı bize bir ceza ilave fatura geldi. Mesela inşaat poliçesi bunu ödemez ama mesleki sorumluluk bunu da öder. Yani Mesleki sorumluluk ödüyor öyle mi bunu? ödeyebilir. Yani bu Hmm. genişletmeyi alıyorsanız alınabilen bir genişletmedir. Mesleki sorumluluk içinde finansal kayıtlar. Eğer o genişletmeyi alıyorsanız mesleki sorumluluk ona da cevap verebilir. Yani sadece Bunları dizayn hatası değil, öyle anlamamalıyız o zaman mesleki sorumluluk dediğimiz şey doğru mu? dizayn, uygulama, Hmm. hatta kullandığınız malzemede de kusur olabilir. Ama şey olarak bu tabii çok şey bir soru mu bilmiyorum. Makul, normal, doğru bir soru mu ama prim anlamında bu ikisinin bakışı, sigortacı olarak bakışı şeyi farklı mı sigortacının? Hem risk anlamında hem prim anlamında. Tabii ki.
Yani sadece dizayn riskine verilen şeyle, primle, talep edilen primle, design and build'e verilen şey farklıdır. Şey de çok önemli, belirleyicidir. Biraz daha orada isim görmek isterler. Dizaynı kim yapıyor? Müşaviri kim? Kim kontrol ediyor? Kim onaylıyor? O süreçleri görmek isterler. O yüzden biraz daha hani geçmişte de çok kolay poliçeler değildi. Ama şimdi biraz daha zor poliçeler. Özellikle L-Güç şu an piyasada yok diyebilirim. Teşekkür ederim. Bir ufak soru. Şimdi sigortacılarda riski kendi kapasitelerini ve aşması itibariyle reasürör'e devrediyor. Onların kalan kısmı sigortalıyor. Biz bir poliçe alan olarak, sigorta ettiren olarak bu reasürörün şartlarını, Münih klozları veya Zürih klozları neyse, bunları peşinen kabul etmiş oluyoruz. Doğru mu? Zaten poliçelere de ekleniyor ama otomatik olarak kabul etmiş oluyoruz mu? Oluyor muyuz? Şöyle hukuki olarak muhatabınız Erkan Bey, Türkiye'de bir projeden bahsediyorsak, Türkiye'de size bu poliçeyi veren sigorta şirketi. Reasürör'e erişim ya da reasürörle herhangi bir şekilde hukuki süreci başlatma şansınız yok. Reasürörün muhatabı Türkiye'deki sigorta şirketi. Ama özellikle büyük projelerde dikkat etmeniz gereken bir şey var. Şimdi Türkiye'de bu şey değil, çok güzel, çok yetkin sigorta şirketlerimiz var bizim dünyamızda. Ama bugün 2 milyar dolarlık bir projede 500 milyon dolarlık bir hasarı yurt dışından reasürans ödemesi olmadan cebinden ödeyebilecek, öz sermayesine ödeyebilecek sigorta şirketi yok. Dolayısıyla sigorta şirketiyle reasürans şirketi arasında nasıl bir sözleşme kuruluyor? O sözleşmenin şartları ne? Gerçekten poliçeyle birebir uyumlu mu? Bunu da kontrol etmenizi, ki burada artık biraz reasürans brokerleri devreye giriyor. Bunu da kontrol etmenizi önemli, tavsiye ederiz. Çünkü öbür türlü, evet, yasal olarak haklısınız. Hasar şey, ama günün sonunda sigorta şirketin kapısına kilit vurulur. O 500 milyon dolar yurt dışına gelmeden o hasarı da maalesef alma şansımız olmaz. Süreçleri mümkün mertebe etki yönetebilmek adına hakkınız da vardır buna. Çünkü sizin şeyiniz, sizin projeniz. Bütün arkadaki dokümantasyonu görme, kontrol etme hakkınız vardır. Teşekkürler. Önemli, çok önemli bilgiler. Çok teşekkürler. Şu anda planlanan programımızın neredeyse sonuna geldik. Ancak hani çok güzel zamanlı gidiyoruz. O yüzden şu anda katılımcılarımızdan bir soru yok, ama eğer panelistlerimizin herhangi bir eklemesi, son bir sorusu varsa son birkaç noktaya girebiliriz derseniz. Başka bir Belki sorun şeyi bir yok daha Kadir Bey. hatırlatabiliriz. Kadir Bey'in sunum sırasında üzerinde durduğu en fazla sorunla karşılaşılan şey olarak panelistlere bir daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Fiyat artışları, fiyat farkları sözleşmelerde, özellikle kamu sözleşmelerinde Türkiye'de yeni bir yasa geliyor. 5 ve 6 çıkmıştı hatırlarsanız. 2021 ve 2022'de muhtemelen bugünlerde 7. de yasalaşacak. Zaten fiyat farkı olan sözleşmelere ek fiyat farkı veriliyor. Olmayanlara bile dönemsel yılın ilk çeyreği için fiyat farkı verilecek. Bu iyi bir şey ama riskler anlamında da bu artışların hemen eş zamanlı olarak sigorta poliçelerine yansıtılması lazım ki o en son Kadir Bey'in yansıttığı tablodaki duruma düşmeyelim. Yani kendimizi atıyorum 100 milyonluk bir sigorta kapsamında zannederken 80 milyon şeyde kalmıyorum. Bütün bu fiyat farkları, iş değişiklikleri, değişiklik emirleri, sözleşme bedelini etkileyen her şey eş zamanlı olarak resmiyet kazandığı zaman, hatta gündeme geldiği zaman bildirebilirsek bunlar hem de sigortacıya bildirim yükümlülüğümüzü de yerine getirmiş oluruz ama resmiyet kazandı muhakkak bildirip sigorta poliçelerini zeyletmemiz gerekiyor. Doğru mu Kadir Bey? Kesinlikle, Evet, kesinlikle. Ve buradan ilk güzel. bakılan en büyük sıkıntıları şu an yaşadığımız hasarların %50'sinde diyebilirim. Hep eksik sigorta maliyeti.
geriye dönük yapmak girişimi oluyor, olabiliyor. Şu anda onu becermek, ne kadar iyi yönettiyseniz bile riskleri dağ aşmak gibi bir şey Kesinlikle, şu anda. kesinlikle. Bir E, soru daha var. katılımcımdan bir soru geldi. Bu son bir ele almak istiyorum. Doktor Murat Gezgin Bey'den. Reasür'ün hasar ödemeyi kabul ettiği ama yerel fronting şirketinin hasarı reddettiği durumda süreç nasıl olur? Çok karşılaşmadık. Yerel sigorta şirketi eğer yani Türk Ticaret Kanunu'na göre hasarı ödemek istemiyorsa o parayı aslında reasürans firmasına tutma yetkisi de yoktur bu arada yurt dışından gelen hasar ödemesini. Geri iade etmesi beklenir. Ama prim akışı istisnai haller haricinde yani sigorta şirketinin iflası vesaire halinde reasürans firmaları doğrudan sigortalılara hasar ödemesi yapamazlar ve prim de alamazlar. Yani ayrı işte arada banka daimi mülteci vesaire yoksa alamazlar. O yüzden de hani şahsen ben tecrübe etmedim böyle bir hasarı. Ama yerel sigorta şirketi yok hayır bu hasar ödenmiyor diyorsa o ya da işte teminata giren bir hasar değil diyorsa parayı iade eder ve o fronting şirketinin şeyi geçerlidir hukuki olarak. Teşekkürler. Ben de başka sorum. Teşekkür ederim. Cenk Bey, Burak Bey, sizin de bir eklemeniz var mı diye Benim soruyorum. diyeceğim şey yok. Teşekkürler Kadir Bey. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Öncelikle katılımcılarımıza çok güzel bir katılım gerçekleşti ve bizim sorularıyla çok aynı zamanda çok zenginleştirdiler bilgilerinizi. Ayrıca Kadir Bey'e çok detaylı, kapsamlı ve çok faydalı sunum için teşekkür ederim. Ayrıca katılımcılarımız Cenk Bey, Burak Bey ve Alper Bey yine katılımları için çok teşekkür ediyorum. Sorularınız ve eklemeleriniz de çok faydalı oldu. İyi akşamlar. Tekrardan herkese çok teşekkürler. Şu son dakika sorusu bakıyorum ama hayır teşekkürmüş biz de. Kendilerine teşekkür ederiz. İyi akşamlar diyorum. O zaman sona erdiriyoruz. İyi seneler diliyoruz. Bu İyi arada yeni akşamlar. İyi herkese. seneler. İyi seneler. Kadir İyi seneler, Bey'e sağlıklı teşekkür ederim. seneler herkese. Herkese iyi seneler. Sağ olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.